Altın oran, matematik ve sanatta bir bütünlüğün parçaları arasında gözlemlenen uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. İlk olarak kimler tarafından keşfedildiği bilinmese de, Mısırlıların ve Yunanlıların bu konu üzerinde yapmış oldukları bazı çalışmalar olduğu görülmektedir. Öklit ve M.Ö. 300'lü yıllarda yazdığı Elementler adlı tezinde, ekstrem ve önemli oranda bölmek olarak altın oranı ifade etmiştir. Mısırlıların Keops piramidinde, Leonardo da Vinci'nin İlahi Oran adlı çalışmada sunduğu resimlerde kullandığı bilinen altın oran, Fibonacci sayıları olarak da bilinmektedir. Orta Çağ'ın en ünlü matematikçisi olan İtalyan kökenli Leonardo Fibonacci birbiri arasında ardışık ilişki ve olağanüstü bir oran bulduğunu iddia ettiği sayıları keşfetmiş ya da diğer bir görüşe göre Hint-Arap medeniyetlerinden öğrenmiş ve Avrupa'ya taşımıştır. Evrendeki muhteşem düzenle birebir örtüşen bu sayıları keşfetmesi nedeniyle altın orana da adının ilk iki harfi olan fi sayısı denilmiştir. Altın oran pi gibi irrasyonel bir sayıdır. Matematik biliminde altın oran sayısı irrasyonel bir sayı olarak kabul edilir. Fi şeklinde okunan ekranda gördüğünüz gibi fi sembolüyle gösterilir. Bildiğiniz gibi her insanın kafasında bir ya da birden fazla saçlarının çıktığı düğüm noktası denilen bir nokta vardır. İşte bu noktadan çıkan saçlar doğrusal, yani dik değil, bir spiral gibi bir eğri yaparak çıkmaktadır. İşte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı, yani eğrilik açısı bize altın oranı verecektir. Ay çiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının birbirine oranı altın oranı verir. İnsan vücudunun bir parçası olan kolları dirsek büyük üst bölüm ve küçük alt bölüm olarak iki bölüme ayırır. Kolumuzun üst bölümünün alt bölümüne oranı altın oranı vereceği gibi kolumuzun tamamının üst bölüme oranı yine altın oranı verecektir. Ellerimizdeki parmaklarla altın oranın ne alakası var diyebilirsiniz. Parmaklarınızın üst boğumunun alt boğuma oranı altın oranı vereceği gibi parmaklarınızın tamamının üst boğuma oranı yine altın oranı verir. İşte size altın oranın en eski örneklerinden biri. Şimdi ne alaka altın oran ve M.Ö. yapılan Mısır piramitleri? Alaka şu: her bir piramidin tabanının yüksekliğine oranı, evet, yine altın oranı veriyor. Mona Lisa tablosunun boyunun enine oranı altın oranı vermektedir. Tütün bitkisinin yapraklarının dizilişinde bir eğrilik söz konusudur. Bu eğriliğin tanjantı alındığında altın oranı bizlere sunar.